Minecraft'ın ortasında kocaman bir daire. Ve iki farklı takım. Daireden son çıkan kazanır oynayacaklar. Bakalım kim kazanacak? Şimdi biz daireden çıkamıyor muyuz? Evet, ama karşı takım da çıkamıyor. Onlarla kapışıyoruz gibi düşün. Wow, gerçekten eğlenceli benziyor. Ben başlamaya hazırım. Oho, siz yeni mi başlıyorsunuz? Biz çoktan başladık bile. Aa, hatırlattın, çok iyi oldu. Venize, karşı tarafı sustur. Bizi duyamasınlar. Pekala, burada gel. Bir etrafımıza bakalım. Tamamdır, yalnız daire bayağı küçükmüş. Evet, içinde fazla bir şey yok. Demek ki zor bir kapışma olacak. Arkadaşlar, bu arada hemen şunu söyleyeyim. Daireleriniz her 15 dakikada bir küçülecek. Ne? Şaka yapıyorsun. Zaten burası çok küçük. Bak, bu kötü oldu işte. Gerçekten bu şartlar altında mı yarışacağız? Buna mecburuz. Ayrıca karşı takımda da aynı şartlar var. Peki, o halde burada boş durmayalım. Temel ihtiyaçlardan başlayalım. O halde odun toplamaya yardım et. Zaten çok toplayamayacağız. Birkaç tane oduna erişimimiz var. Gerçekten öyle. Şunlara bak, odun topluyorlar. Bu kapışmayı kazanacaklarını sanıyorlar. Öyle bir şey mümkün değil. Bizim elimizde zombi yumurtaları var. Aynen öyle. Bu yumurtaları karşı tarafa koyunca onların çemberden çıkmaması mümkün değil. Ya böyle yapınca kendimi kötü hissediyorum. Ama sonuçta sunucu hile yasak diye bir şey demedi. Neyse dur, şurada biraz çalışıyor görünelim. Dikkatleri üstümüze çekmeyelim. Pekala, şu anlık yeterince tahtımız oldu. Evet. O halde çalışma masası yapıp tahtadan aletlerimizi yapabiliriz. Tabii, ilk önce birazcık çubuk yapalım. Şimdi de tahtadan bir kazma, tahtadan bir çapa ve tahtadan bir kılıç. Yaşasın, aletlerimiz oldu. Al bakalım, bunlar senin. Şimdi yapmamız gereken önemli bir şey var. Evet, taş kırabiliriz. Aynen öyle. O halde gel, şu evin taşlarından başlayalım. Zaten birazdan çizgi dışında kalacak. Ay evet, doğru diyorsun. Dairemiz birazdan küçülecek. Git, topla topla bildiğin kadar. Ops, dikkat et Melise. Daire küçüldü. Ay valla ucuz anlattım. Az kalsın çizgi dışına çıkıyordum. Evet, o yüzden köşelerde pek durmamalıyız. Bu arada gel gel. Hazır şu ev dairenin içindeyken evin içine bakalım. Bir şeyler bulabiliriz. Bak şu an içinde ne var merak ettim. Oo, evin yarısını şimdiden kaybetmişiz bile. Yalnız içeride hiçbir şey yok. Evet, öyle görünüyor. Aa, dur dur Melise. Şuraya bak. Oo, şimdi gördüm. He? Oo, bir şey gördüm. İçeride gizli bir sandık var. Pekala, o sandığa bakacağım. Ve tamam, 5 tane işlenmemiş demir var. Oo, bu çok iyi. Vallahi sandığımızdan hızlı gelişiyoruz ha. Aynen öyle. Şanslıyız. Neyse dur dur. Şu demirleri pişirelim. Demir kılıcı yapalım. Yalnız baş gardiyan, bunlar sandığımızdan nasıl gelişiyor? Baksana, demir bulmuşlar. Böyle giderse bunlar zombileri durdurabilir. İyi de ne yapalım? Şimdi zombileri koyarsak güneş ışığı zombileri yakar. O yüzden bizim geceyi beklememiz gerekiyor. Birazdan gece olur. Ve tamam, demirlerimiz pişti. Şimdi sıra diğer bir temel ihtiyacımız olan yiyecekte. Aynen öyle. Hazır elimizde demir varken tarla yapabiliriz. Evet. Bu demirleri tarla için hayatı olan bir şey yapmak için kullanacağım. Ne yapacaksın? Tada, bir kova. İyi de bunda ne yapacağız ki? Gel benimle. Bak şurada bir tane su görmüştüm. Bu suyu alıp kendi tarlamızı yapacağız. Aa, çok mantıklı. Zaten oyunun başında bize ekinler vermişlerdi. Evet, böylelikle o ekinleri de kullanmış olacağız. Vallahi çok zekice. O halde bana yardım et. Çok güzel bir tarla yapalım. 5 dakika sonra. Ve tada. Yaşasın. Yiyecek ihtiyacımız halletmiş olduk. Evet, bu tarla bizi bir süre idare eder. Şimdiye kadarki her şey sorunsuz gidiyor. Aynen öyle. Şimdi bizim tahta aletleri yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü fazla dayanmayacak. Yükseltelim de. Fazla taşımız yok ki burada. Evdeki taşları alalım desem onları da almak istemiyorum. Zaten buna henüz başvurmamıza gerek yok. He? Benim bir planım var. Ne yapıyorsun Yiğit? Fark ettiysen en başından beri burada lav vardı. Bunu nasıl kullanabiliriz diye düşündüm. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. İyi de lavla bir şey yapamazsın ki. Yapabileceğin şeyler sınırlı. O zaman izle gör. Zaten bitti sayılır. Şu an gerçekten kafam karıştı. Ne yaptığını anlayamıyorum. Bitti bitti zaten. Şimdi beni izle. Şimdi bloğu parçalıyorum ve yenisi geliyor. Zaten. Oo, bu harika bir şey. Bunu istediğimiz kadar taş üretebiliriz. Evet, bu zaten bir taş jeneratörü. Ay Yiğit, vallahi ne diyeceğimi bilemedim. Şu an çok mutluyum. Akşam olmasına son bir saat. Pekala, gereğinden fazla taşımız oldu. Şimdi aletlerimizi değerlendirelim. Oo, bu çok iyi. Taştan bir kazma, sonra taştan bir balta ve sonra da taştan bir kılıç. Evet, vallahi mükemmel gidiyoruz. Al bakalım, bunlar senin. Yiğit, yalnız Yiğit baksana. Hava birazdan kararacak. Bak.
Bak bu kötü oldu işte. Neden ki? Her şeyimiz var. Çok az giriştik. Evet ama yatağımız yok. Gece ise ayakta kalamayız. Zombi tehlikesi var. İyi de yatak bizi zombiden mi koruyacak? Evet, Minecraft'ta öyle oluyor. Eğer 50 metreye kadar yanında zombi olmazsa yatağa yatabiliyorsun. Tamam, şimdi anladım. O zaman bize yatak lazım. Yatak için ise yün lazım. Gel benimle. Şurada bir tane hayvan çiftliği vardı. Oradaki hayvanların yününü alabiliriz. Evet, alabiliriz de büyük bir sorunumuz var. Oh, olamaz. Çiftlik kırmızı çizginin dışında kalmış. İşte tam olarak sorunumuz bu. Çok geç kaldık. Evet bak bu harbiden kötü oldu. Aha aklıma bir fikir geldi. Ne fikri? Yiğit ne yapıyorsun öyle? Bu örümcek ağlarını kırıp olta yapacağım. Olta ile Minecraft'ta bazı eşyalar ve bazı canlılar çekilebiliyor. Ne? Oley be. Yiğit sen gerçekten çok zekisin. Vallahi ben bunu düşünemezdim. Ve tamam oltamızı yaptık. Arkadaşlar bir de ekstra makas yaptık. Aynen öyle. O halde Yiğit hazır mısın? Evet, o halde ilk olarak şu şalteri çekelim. Şimdi hızlı olmamız lazım. Bir tane koyunu kendime doğru çekmem lazım. Hadi Yiğit sen yaparsın. Hayvanla yapacak gibisin. Hadi hayvancık artık buraya gel ve tamam hemen şimdi yününü alalım. Wow, bu gerçekten harika. Bunu da başardık. Evet vallahi her şey çok iyi gidiyor. Neyse gel gel yatağımızı yapalım. Baş gardiyan artık zamanı geldi. Zombileri gönderebiliriz. Gece oldu sayılır. Hatta oldu bile. Peki o halde zombileri gönderelim. Yalnız biraz yukarı çıkacağım. Sonuçta zombilerin bizi görmemiz lazım. Yoksa bize saldırır. Ve tamam yataklarımızı yaptık. Yalnız Wednesday şartlarımız zor olmasına rağmen çok iyi geliştik. Evet normalde ben buna asla inanmazdım. Neyse o halde artık yatmayı hak ettik. Yatamıyorum. Yakınında canavar var. Ben de yatamıyorum. Yakınında canavar var yazıyor. Olamaz. Bir zombi ordusu bize doğru geliyor. Bizim çabuk önlem almamız gerekiyor. Ne yapabiliriz ki? Evin içine kalmak en güvenlisi. En azından bizi burada belki görmezler. Sen burada bekle. Ben her ihtimale karşı dışarıdaki lavı almalıyım. İyi de bu lavı ne yapacaksın? Yiğit zombileri görüneceksin. İşimizi garanti alıyorum Wednesday. Lavı kapının önüne koyacağım. Böylelikle zombiler gelirse lava düşecek. Biz de orada zombileri etkisiz hale getirebileceğiz. Yiğit umalım da zombiler bizi görmesin. Çok geç gördüler bile. Ama panik ama. Vur vur şunlara. Tamam bak bu şekilde vura vura indireceğiz. Bizden uzak durun. Sizi pis zombiler. Wednesday beni koru. Ben lava yayacağım. Böylelikle zombilerin içeri girmesi daha zor olacak. Evet evet bu daha çok işe yarıyor. Tamam pekala. Şimdi bizim bu lav kitlesiyle sabaha beklememiz gerekiyor. Ne? Ama sabah çok var. Wednesday yapacak bir şey yok. Bu ölüm kalım meselesi. Yiğit şuraya bak. Bir sürü zombi geliyor. Hay Allah. O zaman bizim bir an önce lav tuzağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Wednesday bana yardım et. Sen beni koru. Yiğit ne yapıyorsun öyle? Tuzağımızın etkisini arttırıyorum. Yani lavın etkisi şimdi daha fazla olacak. Oo bu gerçekten harika. Yalnız sadece bu da yetmez. Bizim daha fazla önlem almamız gerekiyor. Ne? Yiğit ne yapıyorsun? Bana yardım etsene. Wednesday sen beni koru. Ben bize yardım edecek birilerini çağıracağım. Ne? Yiğit şaka mı yapıyorsun? Beni burada tek mi bırakacaksın? Hayır o şekilde değil. Kargolleme yapacağım. Kargolleme bize en azından yardım eder. Aa tamam. Ben de beni bırakıp gideceksin sandım. Hayır tabii ki bırakmam da. Burada çok fazla zombi var. Zombiler üst üste binip yukarı çıkmaya çalışıyor. O zaman ne duruyorsun? Yapsana bir an önce kargolemini. Tamam tamam yapıyorum. Bu şey çalışıyor. Wow bu gerçekten çok iyi oldu. Aynen öyle. Bunlardan daha fazla yapacağım. Acaba bunlar ne yaptı? Şu ana kadar çok da doydu kazanmamız gerekiyordu. Zombileri etkisiz hale getirmiş olmasınlar. Yok yok getiremezler ya. 100 tane zombi yumurtası koydum. Onlar 2 kişi. 100 zombi yumurtasıyla baş edemezler. Yehu! Wednesday bunu görmelisin. Bir sürü kargollem oldu. Zombilerle savaşıyorlar. Aslanlarım be. Yiğit desene. O zaman geceyi anlatacağız. Evet öyle görünüyor. 10 saat sonra. Vur şuna da vur. Ve son zombiyi de etkisiz hale getirmiş olduk. Vallahi bitti be. Aynen öyle. Ama gece boyu uykusuz kaldık. Vallahi benim çok uykum var. Sen bir de bana sor. Bugün tüm gün yatacağım. Tabii ilk olarak yemek yemeliyim. Aynen ben de çok acıktım. Biraz
biraz yemek yiyelim. Bu arada acaba karşı takım ne yaptı? La başkanım, niye oyun halen daha devam ediyor? Oyunu bitmesi gerekmiyor muydu çoktan? Evet bitmeliydi ama galiba onlar zombileri atlatmış. Ne? Olamaz. O zaman desene oyunu kaybedeceğiz. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Benim karnım şimdiden çok acıktı. Benim de acıktı. Ama yemeğimiz yok, tarlamız yok, çiftliğimiz yok. Burada ne yapacağız? En iyisi çemberden çıkmak, yenilgiyi kabul etmek. O zaman benden günah gitti. Ne oluyor? Alarm devreye girdi. Demek ki birisi çemberden çıktı. Hemen bakalım kameralardan. Kim çıkmış? Seni yakaladım minik canavar. Oyunu kaybettiniz. O halde kazanan ikinci takım oldu. Dur. Onlara haber vereyim. Artık onlar da çemberden çıkabilir. Yiğit, oyunu siz kazandınız. Ne bu? Ay gerçekten çok mutluyum. Oley be. Vallahi aslında biz daha dayanırdık. Neyse artık işe gidelim. Zaten işimizi çok aksattık. Bu arada arkadaşlar biz önceki bölümde dükkan açtık. Şu an solda video. Onu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi biz o dükkanda çalışmaya gidiyoruz. Evet, o zaman soldaki videoda görüşürüz.